Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve yeni kına videoma hoş geldiniz. Şimdi size şöyle güneşli havada, çok güzel bir havada çok güzel bir kına tarifi vereceğim. Evde çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir kına tarifi. O zaman malzemelerimizi hemen saymaya başlayalım. Şimdi birinci malzememiz kına. Bu kına %100 doğal bir kına. Burada yazıyor zaten. Bakır rengi ve 90 gram. Kına bu şekilde. Fakat şunu da söyleyeyim. Şimdi kınanın cilde uygulanabilmesi için taze ve kaliteli bir kına kullanmamız gerekiyor. Yani hani böyle bakkallarda, marketlerde bazen kınalar oluyor ama rastgele bir kına tozunu kullanmamamız gerekiyor. Çünkü çoğu zaman aylarca, hatta bazen yıllarca rafta bekleyenler var. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci malzememizi söyledik. İkinci malzememiz limon. Şimdi kınayı, tozunu macun haline getirmek için bir sıvıya ihtiyacımız var. Ben bugün limon suyu kullanacağım. Çünkü limon suyu kına tozundaki boya moleküllerinin salınmasını sağlayan harika bir asitik sıvıdır. Aynı zamanda limon saçlara da parlaklık verir. Çok bilinen bir özelliği. Daha sonra saç kepeklerine karşı da iyi bir kurtarıcı. Saçlarda kepek oluşumunu engelliyor ve olanların da yok olmasını sağlıyor. O yüzden sıvı olarak limon kullanacağım. Bir diğer malzemem ise şeker. Şeker kullanacağım. Yani şekeri kullanmak isteğe bağlı bir şey. Ama ben tavsiye ederim. Çünkü şeker kınanın cilt üzerinde daha uzun süre ıslak kalmasını ve cilde yapışmasını sağlıyor. Daha koyu bir leke elde etmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda şeker kınanıza harika bir kıvam kazandırmaya yardımcı oluyor. Şekeri tavsiye ederim. Yine de isteğe bağlı dediğim gibi. Şimdi bir diğer malzemem ise Hint yağı. %100 doğal Hint yağı kullanacağım. Hint yağının da yani şu an burada sayamayacağım kadar çok fazla faydası var. Ama ben birkaç tanesini söyleyeyim. İşte saçı besleyerek uzamasına yardımcı oluyor. Saç uçlarındaki kırıkların onarılmasına fayda sağlıyor. Kuru yapıdaki saçlara tekrar nem kazandırıyor. Saçlardaki dökülmeyi azaltıyor. Birçok faydası var. Malzemelerimiz bu şekilde. O zaman hadi hemen hazırlanmaya başlayalım. Şimdi kınayı açtım ben. Bakın burada son kullanma tarihi bile var. 2025 yılına kadar yeni bir kına. Fakat ben bu kınanın hepsini dökmeyeceğim. Yarısını kullanacağım. 90 gramdı. Yarısını kullanmış olacağım. Yarıya kadar döküyorum. Yarıya kadar dökmüş olalım. Biraz daha dökmemiz gerekecek. Bugün küçük bir tas kullandım. Çok az bir şey daha ekleyeyim. Evet. Tamam. Eklemiş olduk. Yarıya kadar. Yarısı da duruyor burada. Tekrar içine koyalım. Güzel bir şekilde saklanmış, muhafaza olmuş olsun. İkinci malzememi katıyorum. Şeker. 2 yemek kaşığı da şekerimi kattım. Evet, devam ediyorum. Ve Hint yağı ile devam ediyorum. Ama öncelikle şunu biraz karıştırayım. Evet, karıştırdım. Hint yağı ile devam ediyorum. Hint yağı da 2 yemek kaşığı katacağım. Evet. Hint yağımızı da kattık. Şimdi bunu biraz karıştıralım.
Evet. Şimdi son malzemem olan limon suyunu katıyorum. Ölçülü bir şekilde katmaya başladım. Eğer bir tane limon yetmezse tekrar limon katacağım. Çünkü sadece limonla sıvı hale getirmek istiyorum bugün. Şu an bir tane limon yetti, evet. Gayet de güzel oldu. Oradan kıvamı nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben çok beğendim. Bu kıvamı bu gördüğünüz malzemelerin hepsiyle yaptık. Evet, yetti. Çok da güzel oldu. İyice karıştırdım. Kınamızı hazırladık. Şöyle üzerine kapatayım. Ben bu kınamı bir yarım saat falan bekletmeyi düşünüyorum. Yarım saat bekleteceğim. Yarım saat beklettikten sonra o zaman işlem yapmaya geçeceğim inşallah. Bu şekilde şöyle güneşin altında bekletirim yarım saat. Havada güzel. Şimdi yarım saat beklettikten sonra işlem yapmaya geçtikten sonra yani bir en az 4-5 saat de saçta bekletirim. Ve kınayı hani saçta yıkama yaparken de şunu söyleyeyim. Önce bir ılık suyla saçlarınızı yıkayın. Ilık suyla saçlarınızı yıkadıktan sonra daha sonra şampuanlama işlemine geçebilirsiniz. Zaten belki de öyle yapanınız da vardır. Ben yine de kendi yaptığımı söylemek istedim bu şekilde. Kına videom bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki kına videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.